Firat ma beyne hunne. İzeştere ben Namaz güzel kıldık mı? Camiye gittik mi? Hesabını imam verecek. Onun için camide kılın namazı. Evde kılarsanız eksik, düzgün mü okudun, yanlış mı okudun? Hesabını verecek. Çünkü namazı, Kur'an'ın bir okunuşu var. Mesela Halik, Yaradan demek. Ama Halik dersen berber olur. E okurken sen Halik dersen Namazda böyle kıldırırsan olur mu? Onun için hanginiz gittiğinizde hocadan tecrübe okudunuz? Camiye gidin namaza. imam yanlış okursa senin namazın tamam. Hesabını imam verecek. Bu bakımdan çok önemli. Ayrıca camiyi doldurunca o sokaklarda dinimizin emirlen çiğneyenler var ya onun sebebiyle evet kıtlık olur, zelzele olur, memleket batar, afet olur. Öyle cami müminler doldurduğu zaman Allah azap meleklerine dermişiz geri gidin. Benim camimizi doldurdular müminler. Onlardan cerazıyım. Onları e, cezalandırmayacağım diye geri gönder diyor peygamberimiz. bunu da şey var. Bunu da gerek var. Bu bakımdan camide namaz kılmaya dikkat edin. Diyor ki Beş vakit namaz e, mesela şimdi ikin akşam namazını kıldık. Allah kabul etsin. Ondan sonra şimdi delikanlı verecek şeysini, hesabımızı. Ondan sonra yasıya kadar arada günah işlersen yasıyı kıldın mı arada günahları yası sildiriyor. Sabah namazını kıldın mı yasıyla sabah arasında işlediğin günahları sabah namazı sildiriyor. Öğle namazı kıldın mı sabah namazıyla öğle namazı işlediğin günahları öğle namazı sildiriyor. Böyle bir namaz kendinden evvelki namaz arasındaki günahları sildirir diyor Peygamberimiz. Ve cuma ile cuma. Cuma günü kainat yaratıldı. Adem Aleyhisselam yaratıldı. Cennete kondu. Cennetten çıkarıldı. Cuma günü kıyamet kopacak. Öyle bu bir gün. Cuma günü müminlerin camide mutlaka cuma namazı kılması lazım. Kim kusur ederek ailesiyle birleşsin birleşmesin. Hamamcı olsun olmasın. Cuma'ya diye ama ötekiler yaparsa da gene o da geçerli. Böyle guslederekten camiye gelirse, camide hutbeyi hiç sesini çıkarmadan güzelce dinlerse, camide sohbet yerine çeviriyorlar. Kızı gelin ettin mi oğlanı yardım burası sohbet yeri mi lan? Cami ibadet yeri. Böyle yapmamış, oturmuş, en güzeli estağfurullah, subhanallah demek. E ben yorgunum hocam. Tamam sus. Camide namazı beklemek askerin nöbet tutması gibidir diyor Peygamberimiz. Öyle ecir kazanılıyor. Böyle camiye gelmiş, Bismillah demiş, sağ ayağla girmiş. Hutbe okunurken hiç sesini çıkarmamış, dinlemiş. Camide dedikodu yapmamış. Cuma'yı kıldı mı on günlük günahları silinir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma kendine ve cumanın arasında günahları sildirir. Ve Ramazan ile Ramazan mükeffiratü mâ Evet. Ramazan da güzel tuttun mu? Geçtiğin geçen Ramazan'dan arasında işlediğin küçük günahların hepsini sildirir. O kadar böyle şeyi var Ramazan'ın. Meştenevel kebair. Büyük günahlardan Allah ikidir, üçtür. Haşa denmez değil mi efendim? Mesela zina yapmak büyük suç, hırsızlık yapmak büyük suç gibi. Hani şarap içmek büyük suç. Böyle yapmamış ama işte şimdi herkesin böyle yaptığı ufak tefek hataları yapmış. Bunların hepsini Ramazan kendinden evvelki Ramazan arasındaki olanları affettirir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem